Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte günlük yaşamda virüsten korunmak için alınan önlemlerin yanı sıra iş hayatına da belirli başlı kuralların gelmesine sebep oldu. Yeri hekimlerinin bilimsel anlamda tıbbi bilgileriyle gereken tedbirlerin alınmasını, iş yeri sağlığı ve güvenliği uzmanına önermesi ve onun da bu konuda gereken önlemlerin alınmasını sağlaması ve gerektiğinde işvereni bu konuda uyarması, gereken eğitimleri yapması ve eğer bu kurallara uyulmuyorsa bir üst makama bunu bildirmesi gerekir. Virüsün yayılımının en büyük sebeplerinden biri olan kalabalık ortamlar ve kullanılan alanların hijyeni konusunda da her geçen gün insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Genellikle sosyal mesafelerin az olduğu ve kalabalık ortamların oluşturduğu yerlerden bir tanesi de iş yerleri. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecinde birçok iş yeri tedbirlerini alarak kapılarını açsalar bile asıl büyük firmalar ve şirketler 1 Temmuz itibariyle faaliyete geçmeye hazırlanıyor. İşverenin üzerine düşen sorumluluk ise bu işte ki çalışanların, iş görenlerin hastalık nedeniyle iş gücü kaybı yaşamasının ucunu kendine dokunacağının farkındalığına varmak. Aksi takdirde iş gücü kaybolacak, dışarıdan yeni, tecrübesiz, işteki bilgisi yeterli olmayan kişileri çalıştırmaya başlayacak. Buna bağlı olmak üzere verimlilik başlayacak. Veren kazancı düşecek ama aynı zamanda insani açıdan önemli olan insan sağlığı, yaşamı risk altına alacak. Öncelikle bir afet planı içerisine mutlaka deprem, yangın gibi felaketler, su baskını gibi felaketler dışında böyle pandemi dediğimiz dünyayı oldukça sarsan ya da bir ülkeyi edilen, sadece dünyayı sarsması gerekmez. Hangi ülkede de yaygın görülüyorsa o ülke için tehdit oluşturan hastalıklara karşı alınması gereken acil planların oluşturulması gerekir. Mikrofonlarımıza açıklamada bulunan uzmanlar, salgın hastalıkların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınmalıdır açıklamasında bulundular. Son olarak da şimdilik iş yerlerinde uygulanan belli başlı kuralların yanı sıra her türlü bakteri ve virüse karşı sterilizasyon çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, özellikle bu tarz salgın oluşturan virüslerden sterilizasyon çok önemli olduğunu belirttiler. Buna şöyle bir örnekle devam edeyim. Örneğin kamu hastaneleri olsun, özel sağlık kuruluşları olsun. Hepsinin hastane afet planı var. Burada genellikle senaryoları bir yangın ya da işte bir yerde oluşan kaza veya felaket hali olarak senaryoları uygular ve tatbikatını yapar. Ama artık değiştiği için bunların güncellenmesi gerekiyor. Bunun dışında özel sektörde sadece hastane örneği dışında düşünürsek en ufak kuruluşa kadar herkesin basit bir afet planının büyüklüğüne bağlı olmak üzere olması gerekir. Ve bu afet planına mutlaka salgın hastalıkların da dahil edilmesi gerekir. Bu yeni koronavirüsüne karşı da bir aşı bulunacağına dair henüz elimizde bir kanıt yok. Çalışmalar sürdürülüyor, olumlu görüşler var. Ancak ya bir aşısı bulunmazsa ya da bugün korona gitti, bir rinovirüs geldi, bir adenovirüs geldi ve daha farklı yayılımlarla insanları hasta etmeye başladı. Bunların karşısında tedbirlerin ne zaman, hangi dakikadan itibaren alınacağını eğer alt düzeyde belirlemezsek üst düzeyden yani merkezden gelen bir uyarı zamanında intikal etmeyecektir ve belki de çok geç kalmış olacağız.